Merhaba arkadaşlar. Bursa'nın herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. 15 Kasım Çarşamba İstanbul yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim. Evet İstanbul'da 9 koşulu bir programımız bizleri bekliyor. 2 altınımız olacak. Tüm yarış severlere bol şanslar dileyelim. Evet videomun altında beğen butonuna da basarak bana destek vermiş olursunuz. Videomu izlerken ve dinlerken beğen butonuna basmanız bana kafi olacaktır sevgili dostlar. Evet birinci koşu saatlerimiz 14 gösterdi. meydan 3 yaşlı Arapların 1300 metre sentetik kuma çıkacak. Evet burada baktığımız zaman 10 safkanımız yer alıyor. 6 ile 10 nolu safkanlar ekir olarak piste çıkacaklar. Evet burada baktığımız Mehmet Bey Tolga Yıldızlar yani grubu iyi yakalamış gibi görünüyor. Yani çok çok yarın büyük ihtimalle çok sürdürerek favori çıkma hak eden bir safkan. Ee, yani son 3 yarışı e, muhteşem işleri imza attı. Üçüncü, ikincilikler ardı ardına e, hanesine yazdırdı. Ama ben burada 5 nolu Tekin Şah ve de 7 nolu Asuman Hanım'ı da kuponunda işaretlemek istiyorum sevgili olsa. 4 yani e, güvenip gözünü karartacak arkadaşlar. 4 numara Mehmet Bey diyebiliriz. Tolga Yıldız da ama 5'te 7 de benim gözüme çarpan safkanlar oldu. Burayı 3 safkanlar geçmeyi planlıyorum. Evet geçelim ikinci koşumuza. Şartlı 4 3 yaşlı Araplar 1500 sentetik kum 6 safkanımız yer alacak. Birinci beşlik ayağımız bu koşu itibariyle başlayacak. Evet koşuya bak müttefik yani bu koşuyla yani bu grupla ilk defa start alacak. Geçen koşusunda zaten sizlere üstüne basarak önerdiğimiz safkanda öyle bizi de yanıltmadı. Koşuğu lehine çevirmişti. Yine mütefikle başlayacağım ben. Vedat Abiş işte. ilk tercim. İkinci atım dört nolu Tomar. Akın Sözen'le ikili iki yaptılar. Akın'la da gerçekten iyi yarışlar çıkarttı. genelde Gökhan Kocakay'la iki koşu gördü. Biri dördüncü, biri ikincilikte ama Akın'la bir değişiklik hissedilen bir safkan. İyi, harika işler imza attı. 40 günlük bir araya geldi. Tomar yine koşunun şanslı ismi olacaktır. Vele bir ne olur yel beğene dikkat diyeceğim. Adem Ceylan eşliğinde sevgili dostlar bu sapkana dikkat. Evet sıralamamız nasıl oluşacak? 3, 4 ve 1 şeklinde oluştu. Birinci, ikinci koşu birinci beşlik da başlangıç ayında Evet geçelim üçüncü koşu handikap 15-2 yaşlı İngilizler. 1500 sentetik 4 sapkanımız yer alacak. 7'li plasemizde bu koşu itibariyle başlayacak. Aslında burada e, yani banko tercihimizi kullanabilirdik ama ben çünkü bir no'lu safkanın iki olsun bu grupla ilk devası start alacak. Bir tek e, yani burada üçte 4 bir kere beraber koştu. E, Baba Hooner azansiyoyu geçme başarısı göstermişti. Yani baktığımız zaman yani burada bu safkan e, tek atılacak kalibreye sahip dediğimiz safkan var ama ben o kadar pek de güvenemedim. O da 3 nolu sapkanı birazcık öne çıkıyor. Ama 2 ilk startı müthişti. İyi bir koşu çıkarttı. 4 nolu Baba Hunter iyi koşuyor. Yani bunları da ayırt etmeyeceğim ben bu koşu için sevgili dostlar. 1 nolu sapkanı dışarıda bırakarak buraya 3, 2 ve 4 şeklinde geçmeyi planladım. Altılık ayarımızın 3. ayına tekabül eden bu koşuda. E, tabii ki 7 plası için 3 nolu sapkanımızı banko tercih yapabiliriz. ikili de bozacağını düşünmüyorum. İkili hatta yarışı da kazanabilir. Ee, ona göre tabii ki sizler de oynarsınız. Ama burası 3, 2 ve 4 bende sıralı. Evet dördüncü koşu ikinci altı gayemiz başlıyor. Handikap 17. 4 ve yukarı Araplar 1500 sentetik kum. 9 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada Altınoğlu Torhan Tay Ahmet Çelik'le ve de 8 nolu ille de sürmeli. Gerçekte ille de sürmeli. Gerçekten müthiş işlere imza attı. İki koşusunda da hem çimli hem sentetikte e, yani tatlı sürprize de imza attı. Bu aralar e, iyi gidiyor. Nevzat Avcı dekteresini ilk defa gördük. 8 İlle de sürmeli ilk derecemiz. ikinci attım Torhan Tay. Sanki bu iki safkan bu grup için yeterli gibi görünüyor. Ama 3 nolu Leon Udeas, Tolga Yıldız'la 2 nolu Naif oğlum Mertcan Çelik'le ve de 1 nolu Fırat Baba buranın bomba isimleridir. Çok çok dikkat. Ufak bir içeri oyuncak arkadaşlar. 6-8 yeterli gibi görünür ama burada 3-2 ve 1'i de ben kesinlikle es geçmeyeceğim. ikinci altılı ganyanlar için. Evet geçelim 5. koşumuza. Meydan 3 yaşlar atlar. 1300 sentetik kum. 11 safkanımız yer alıyor. İkinci beşlik ayağımızda bu koşuyla başlayacak. Evet benim burada banko ismim olacak. May Cengo diyeceğim ben Halil Kaplan'la bu grubu yani geçmesini bekliyorum. Artık Maydin'e veda etmesi an meselesi. Yarın için bu da ona müsait olduğunu düşündüğüm bir koşu olarak gözlemledim. May Cengo yarın benim banko ismim olacak 5 nolu safkanımız. Evet ikili için 10 nolu safkanımız Akın Sözen ne ve de 1 nolu Cevdet Bey ve da tabi işte buna ciddi rakip olacağını düşündüğüm bu iki safkan e, gözüme çarptı. 5 bankon 1 ile 10 ikili için tercih yapacağım isimler. Evet geçelim 6. koşu şartlı 5 dişiler ama su 3 ve yukarı İngilizler 1500 sentetik kum 9 safkanımız yer alıyor. 4 Dörtlü gayenimize bu koşuyla başlayacak. Evet burada da Anadolu Prensesi Halis Karataş da e, sanki gruptan ayrı gibi gözünü, görünen bir safkan ama sentetikte yani baktığım zaman pek o kadar ağım e, göremiyoruz. Yani bir dokuzunculuk bir altıncılık ondan sonra bir kazanıyor son yaptığı çimini kazandı. Yani enteresan bir safkan. Dileyen arkadaşlara yönelebilir ama burada 5 nolu safkanı Filyoz ve de tabi işte bir nolu safkanımız Adem Ceylan'la. Vere 4 nolu Libertalia Eray Çizik'le dikkat diyebileceğimiz safkanlar. 2, 5, 1, 4, 6. koştaki sıralamam bu şekilde oluşacak. 7. koşu şartlı 4. 2 yaşlı İngilizler 1500 sentetik kum. Evet 2. uçlu gayemiz başlıyor. 6 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada da koşuyor. Şöyle bir Gözlemlediğimiz zaman 5 nolu safkanımız sanki 1-2 adım öne çıksa da tabii ki burada e, onu geçme başarısı gösteren e, safkanımız da tabii ki mevcut. 1 nolu safkanımız ilk iki yarışı 8'likte sonra arka arkaya müthiş işi attı Ali Kaçmaz eşliğinde İstanbul'da. 1300 ve 1400'ü kazandı. E, harika bir safkan sevgili dostlar. Ben, e, benim ilk tercihim 1 nolu safkanımız olacak. ikinci atımız tabii ki e, burada 5 nolu safkanımızı ihmal etmeyeceğiz. Bu koşu için önereceğim sizlere ikinci safkanım olacak ve de 4 nolu safkanımızı da yazdık mı rahat bir yarış izleriz diye düşünüyorum. 1 5 4 benim 7. koştaki sıralamam bu şekilde oluşacak. Evet geçelim 8. koşumuza sevgili dostlar şartlı 5 4 ve Kore araplar 2200 pardon 2000 metre sentetik kum 6 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada bir nolu Kızılca Pınar yaptığı iki sentetik yarışını hem uzunda 2000'de şartlı 5'i kazandı hem şartlı 5 yine 1500'de kazanmasını bildi. İsmail Yıldırım'ı ilk defa dektere görüyorum. İlk tercihim olacak. İkinci atım 2 iki nolu Gurbet Ateşi diyeceğim. 4 nolu Gökçaltun ve de burada tanır kıza dikkat akın sözenle sevgili dostlar eğer gelirse hiç şaşırmayacağım bir safkan. Burada sürpriz arayacağım. E, tabii ki baktığımızda kızıl çok çok önde görülse de İsmail Yıldırım'la işte bir iki sefer koşmuş olsaydı bir şeyler diyecektim. Ama İsmail Yıldırım dektirisi ilk defa yani en ufacık hatayı affetmeyecek. iki nolu gurbet atış, dört nolu Gökçe Hatun ve altın nolu tanır kız akın sözenle dikkat. Evet geçelim 9. koşumuz 6 dayımızın son ayağı. Maiden 3 yaş araplar, 1300 sentetik kum 11 safkanımızdan mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada İbo canım diyeceğim Hişman çizik eşliğinde ilk tercihim olacak. Son 9. kesinlikle ölçü almıyorum. Kocaeli'de yaptığı Özcan Yıldırım'la bir koşusu vardı. Yani o gün için sürdürek for ama 9. da ayrıldı. Şimdi sevdiği İstanbul sentitine tekrar geri döndü yaptığı ikinciliği gerçekten çok çok başarılı buldum ben. İyi koşacak değişmanla 3 ilk tercihim. Bir nolu Kerpiçli Tolga Yıldız'la ee, yani büyük ihtimalle yarın sürdüre favori çıkacaktır. İkinci tercihimiz olacak. Sanki 3 bir buraya bu koşuya sıkışmış gibi görünüyor. Ama burada 8 nolu Doyranlı Akın Sözen'le ve de Galip Kıyak eşliğinde 9 nolu Safkan ve Eliza'ya da sürpriz konumunda oynayacak arkadaşlar için önereceğim iki sürpriz isim. Evet 3 1 çizgi 9 8 buranın sürpriz isimleri olacaktır. Evet Bursa aktaracağım İstanbul programın buyru sevgili dostlar tüm yarı severlere bol şanslar diliyorum. Yazdığımız safkanlara gayen olsun. Allah'a ısmarladık. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.